video'suyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, bildiğiniz üzere iyi olmaya çalışıyorum. Hala sürünüyorum hastalık, grip, grip, grip. Neyse dostlar, bugün Clan League'in 6. gününde gelmiş bulunuyoruz. Clan League'in 6. gününü saldırılara başlamadan evvel sizlere başlangıç kısmında söylemek istiyorum ki <laughs> hızlı konuştum. <laughs> Biraz araya virgül bir koymam lazım bazen. Söylemek istiyorum ki bu videoya giriş kısmında da şimdiden bir like bırakmayı unutmuyorsunuz. Hasta hasta geldim sizlere burada video çekiyorum. Lütfen yani tamam mı? Evet dostlar bugün Klan Ligi'nin 6. gününe girmiş bulunuyoruz. Böyle hebele hebede bir Klan Ligi oluyor diyebiliriz. Çünkü belediye binalarımızdan dolayı birazcık... Neylik çekiyoruz zorluk çekiyoruz belediye 13'lerle ama gayet iyi motive, motive bir şekilde ligimizi Korumaya yönelik ilerleyişimiz devam ediyor ki zaten e, bu saatten sonra da düşmeyiz. Şöyle hemen Klan Ligi'ne bir bodoslama giriş yapalım. Ligin 6. gününde şöyle gördüğünüz üzere hiç saldırı gerçekleştirmedik. One Piece Klan'ı saldırılarını gerçekleştirmişler. Kim işaret almış İşaretler atıldı. Herkes saldıracağı yeri belirledi. Birkaç tane saldırıya canlı canlı sizlerle birlikte bakacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor değil mi dostlar? Hemen şöyle bir sezon bilgilerine de göz gezdirelim. Zaten genelde haldır aldır saldırı yapıyorlar. Aynen saldırılara çoktan başlamışlar. Gördüğünüz üzere Evo klanı 206 yıldızla bir numarada yer alıyor. Bizler de hiç saldırı yapmadığımız 6. günün başlangıcı başlangıcında 186 yıldızla ve 5974 yıkım yüzdemizle yer alıyoruz dostlar. Tur bilgilerine göz gezdirelim. Gördüğünüz üzere 5. tur bu şekilde sonlandı. Yıldız sayımız genel skor tablosuna baktığımızda 5. turun ee, genelinde ikinci sırada yer alıyor diyebiliriz. Rakibimize karşı da ufak bir yıldız kaybıyla kaybettik maalesef. Altıncı güne baktığımızda da 8, 7, 6, 7 valla herkes saldırılarına haldır aldır başlamış. Hatta bitirmek üzereler diyebiliriz. Biz daha başlamadık. Saatlerimiz şu anda onu gösteriyor. Bakalım canlı saldırılarımızın neticesinde neler olacak. Şimdi bir klan dostlarıma sormaya gidiyorum dostlar. Açılış saldırımız için kim hazırsa onun saldırısıyla ligin 6. gününün saldırıları başlasın. Açılış saldırımızda Türk Sefa ile beraberiz dostlar. Hemen belediye binasının olduğu noktadan saldırıya başlamayı tercih ettiğini görüyorum. Ve hemen Zeplin içinden süper bücüler çıktı. Görünmezlik öfke darbeleriyle birlikte orada belediye binasının olduğu sekme temizleniyor. Ayrıca bir de Kaya Saçar'ı da aradan çıkarttığını görebilirsiniz. Etrafta da birazcık depolarla oyalanıyorlar. Orada kral, barbar kral biraz can sıkıcı. Barbar kral orada süper, süper vücudlarımızı oyaladı ama sağlık olsun. Yapmak istediğini yap büyük oranda başardığını düşünüyorum Türk Sefa'nın şu noktada. Şu an Okçu Kraliçemiz geldi, Barbar Kralımız geldi. Orada koyucu altına doğru bile ilerleyiş var ve kaya saçarı indirmeyi hedefliyor karakterleriyle birlikte ağır solunmaların e, bir kısmına aradan çıkartmış olacak. Sol kanadı da bir nevi temizlediğini söyleyebiliriz. Tazı balon saldırısı için temizlik, karakterlerle yapacağımız temizlik çok önemli diyebiliriz dostlar. Şu anda balonların bir kısmını zaten bıraktı. Artık tekli cehennemin olduğu bölgeye doğru ilerleyeceklerken şampiyon hamlesi geldi. Sağ kanatta gördüğünüz üzere tepeden şampiyon yolculuğuna başladı. Aynı zamanda Kartal topun aktifleşmesiyle beraber hasar vurmaya başladı diyebiliriz. Büyük oranda köy. Monolitin olduğu bölgeye tazı göndermişti. Lav tazısı o noktada biraz erken düştü diyebiliriz. Orada okçu kraliçemizin özelliğiyle birlikte monolit iniyor mu? indi Tamam. Monolit'i de aradan çıkartmayı başardı. Elindeki balonları da artık monolitin de inmesiyle beraber bırakıyor. Okçu kraliçesi inanılmaz bir şekilde hala hayatta hala hayatta. Dev bomba patladı. Kraliçe hala hayatta. Yıkılmıyor kraliçe gerçekten okunmuş, arınmış bir kraliçe maşallah diyelim. <laughs> Arka kısımda bir tane Kılan Kalemiz kaldı. Onun haricinde artık tehlike e, olabilecek bir bina yoktu ki zaten kelle avcısı ile birlikte artık hızlı bir şekilde Kılan Kalesi'nin olduğu e, bölgeyi de Kılan Kalesi'nde temizliyor ve Kılan Kalesi'nin üzerine de bir tane dondur büyüsü bırakarak rakibine imzasını, selamını yolladı diyebiliriz. Türk sefa, eline emeğine güzel yüreğine sağlık diyorum. Güzel başarılı bir saldırıydı. Ertaç'ın saldırıya başlamasıyla ben de canlı olun. Ne oluyor orada? O süper süper düzenin tam kalbinde açıklığı fark etmiş Ertaç ve Sinsi Goblinlerle birlikte belediye binasını indirdi. Ertaç'ın saldırısında Ertaç'ın belediye 14 binasına sahip olduğunu, rakibinin ise 15'e sahip olduğunu saldırının bu şekilde gerçekleşeceğini hatırlatmak isterim dostlar. Şimdi ejder ejder binciye başladı. Giriş kısmında çoklu cehennem direkt olarak indi zaten. zeppelin geldi. Zeplin artık kartal topun üzerinde indirebilir diye düşünüyorum. Hem monolit hem kaya saçar. Çok rahat bir şekilde inecektir o vakit. Şu anda koruyucu özelliği içindeki Zeplin evet tam da tahmin ettiğimiz noktaya ulaşması gereken yere ulaştı ve görünmezlik öfke klon darbeleriyle birlikte ağır savunmalar birer birer paramparça oluyorlar. Monolit hala inmedi gördüğüm üzere. Evet şimdi monolit de iniyor. Bir tane de görünmezlik büyümüz arttı. Onu da resmen keyfe keder kullandı. Ejderi de içine alarak koruyucuyla beraber. Süper okçular hala hayattalar. Maşallah okunmuş yani bunlar. Ejderlerimizin de hayatta olduğunu görüyorum. Bir kısmının ki bu da saldırıyı idame ettirmek için yeterli olacaktır. Elimizde şampiyonumuz var henüz. Barbar kralımız var. Buz golemini bıraktı. Okçu kraliçemiz de arkada, arkalarından gelmeye devam ediyor. Şampiyonun da daha sahaya sürülmediğini söyleyebilirim. Oo, maşallah yukarıdaki ejder hala hayatta da onun ömrü artık fazla olmayacak. Kışlayı bile indiremedi. Hava soğumasına yaklaştı. Alt kısımdan da buz golemi patlamak üzere. Bir hasar daha alırsa patlayacak krelçeyi Kraliçe duvarın içine girdi. Dışarıdan tabii çıkacaktır ama Buz golemeye ne zaman patlayacak? İşe yarayan bir yerde patla be. O kadar uzun zaman dayandın. Neyse bir tane okçu kulesini dondurdun ama e, neyse. Neyse hadi biraz ilk seyenin esaslarını falan emdin. Seni o noktada biraz affediyorum hadi bakalım. Barbar kralın özelliği geldi gördüğünüz üzere dostlar. Ve rakip barbar kralı spamladı. Ama barbar kral çok uzun süre hayatta kalamadı kendi elimizdeki. Çukur kraliçenin yalnız kalışıyla beraber hemen şampiyon hamlesi de geldi. Ve kraliçemizin yanı, kraliçemizin kolu şampiyonumuza, kraliyet şampiyonumuza güçlendirilmiş oldu. 30 saniyemiz var. Bir, bir tık fazla binalar var ve binaların arasında da iki tane depo olduğunu görüyorum. Biraz o gözümü korkutuyor diyebilirim. Gelirse gelecekse ucu ucuna bir üç yıldız olacak. Bakalım gelecek mi şampiyon. Kalkanı fırlattı ve büyük oranda binalar temizlendi. Arkadaki kışla birazcık geride duruyor. Gözüm hala korkuyor. Son saniye mi üçleyecek yoksa olmayacak mı diyecektim ki. Evet. 3 yıldız geldi 5 saniye kala heyecanlıydı valla eline emeğine sağlık diyorum. Biraz hastalığından dolayı sesim durgun olabilir ya durgun mu sesim benim? Sıradaki saldırı Ferdi'den geliyor. Ferdi'nin saldırıya başlamasıyla ben de girdim. Dev bırakarak düzene bir yoklama çekmiş. Belediye binasında gördüğünüz üzere orada sinsi goblinden de indirmeyi Amaçladı ve başardı tam olarak oradaki karmaşadan gözükmüyor ama büyük ihtimal orada dev ardından bir süper duvar kırıcı kullanarak aynen şimdi görüyorum süper duvar kırıcı kullanarak orada sinsillerin önünü açmış belediye binasını indirmek için hamlede bulundu. Şimdi ordu yaptığı nokta hatalı oldu diyebilirim çünkü hemen düzenin merkezinde aynı anda birçok e, kez birçok. Ejder'e hasar verebilecek binalar var. Tekli cehennemler zaten giriş kısmında iki tanesinin hasarını Labada yiyecek. Ve inanılmaz derecede hasar alıyor ordu. Zeplin gönderildi Kılan Kalesi'nin olduğu bölgeye. Gördüğünüz üzere ağır savunmaları, kaya saçarları falan orada indirmeye amaçlıyor ama ejderleri saldığı yer o kadar hatalıydı ki giriş kısmında o yaşadığı belediye avantajı Zannediyorum ki dezavantaja dönüşebilir. Hatalı bir giriş oldu tekrar tekrar söylüyorum. Hatta gördüğünüz üzere yüzde %40'lık dilimde elinde ejder, mecder hiçbir şey kalmadı. Maalesef çatır çatır yedi yani düzen diyebiliriz. Pek bir şey yapamadı. Karakterleri bıraktığında yüzdeyi tabi olabildiğince yükseltecektir. Ama 3 yıldıza götürme hususunda zannediyorum ki süre yetmez bu saatten sonra çünkü inanılmaz bina var. Ejderler neredeyse hiçbir şey yapmadı desek yeridir valla Gördüğünüz üzere şu an buz galemi bırakıldı, barbar kral bırakıldı, okçuk Relçe bırakıldı, şampiyon bırakıldı ve tekli cehenneme olduğu bölgeye doğru artık bir ilerleyiş var. Ama bunun haricinde bir tekli daha var aşağıda gördüğünüz üzere. Baktığım zaman düzenin ta diğer tarafında okçu kulesi olduğunu görüyorum. Oraya ulaşması karakterlerimizin çok zor olacak. Tekli cehennemde zaten problem. Barbar kral özelliği kullanıldı. Tekli'nin mezelinden çıktı şu anda barbar kral. Tekrar geri geldi bakıyorum ve barbar kralı an itibariyle kaybettik. Okçu kraliçemiz orada barbar rakip barbar kralla uğraşıyor zaten gördüğünüz üzere. Oradan yaşadığımız bir zaman kaybı var. Bakalım yüzde ne kadar yükselecek dostlar. Okçu Kraliçemiz üst kısımdan ilerlemeye devam ediyorlar. Şampiyonumuzun canı çok az ama önünden giden Barbar Kral'ın o altarları minik askerleriyle birlikte bir tık daha bir süre daha ilerleyişine devam edebildi. Ve maalesef yüzde %84 84'e ulaşabiliyor en fazla. Çok barizdi. Çok çok. Eline sağlık. Evet dostlar geldik kapanışa. Klan Ligi'nin 6. günü artık sonlanıyor. Son bir saatimiz kaldı. Bakalım nasıl sonlanıyor. Gördüğünüz üzere saldırıların hepsini gerçekleştirdik. İki yıldız fark var. Arada sezon bilgilerine baktığımız zaman 6. günün kapanışına 1 saat kala biz İkinci sırada Bulocine klanı olarak 216 yıldız ve 7.134 yıkım yüzdesiyle yer alıyoruz. Birinci sırada Evo klanı olduğunu görüyorsunuz. Valla gerçekten inanılmaz bir performans sergilemiş olduk. Yani son böyle her günü bir yıldız iki yıldızla kaybettik. Bir 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 böyle gerçekten iç acıtı iç acıtıcıydı. Çünkü yani rakiplerimizin hepsi defansta da bizden daha iyiydi. Belediye binası olarak belediye 13'lere sahip olduğumuz için hep 15 binalarıyla eşleştik ve ona rağmen inanılmaz bir performans gösterdik. O yüzden ekibime, klan dostlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu ligde tutunabildiğimiz için keyifli geçen bir lig sezonu olmuş oldu. 6. güne baktığımız zaman da gördüğünüz üzere klanların yıldız skorları bu şekilde büyük ihtimal saldırılarını tamamlarlar diye düşünüyorum ama belli de olmaz şimdi değil mi? Yavaş yavaş videoyu sonlandırmamızın vakti geldi dostlar. Boğazımdan ötürü sizlere böyle durgunluk böyle <laughs> şimdiki gibi <laughs> bir dakika yansımışsa şimdiden affınıza sığınıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben video attığımda <laughs> ben video attığımda pusu beklemiş gibi zıng diye gelip videoyu izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerimi açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.